Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vicdan ve fıtrat meselesini biraz kendi zihnime takılan, tefekkürümde gezdirdiğim bazı meseleleri konuşmaya çalışacağım. Zaten bildiğimiz yerler. Onları bende ne uyandırdı? Sizde de aynı şeyler uyandırabilir mi? Bir de hususi bir önermem olacak. Önermede çalışıp mantığa, Risale-i hakikatlerine, Kur'an hakikatlerine uygun olarak izah edebilirsek kabul edeceğiz. Yoksa onu terk etmiş olacağız, o tefekkürü. Önce vicdanla ilgili malum birkaç paragraf okumak istiyorum. Vicdan ve fıtratla ilgili. Onu sonra ilerledikçe bir noktaya doğru götürmeye çalışacağım. Baştan oraya gitmek istemiyorum. Hissiyatım hemen onu söylemek istiyor ama. İnsanın ruhu nasıl bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o emirden vücudu harici giydirilmiş bir kanun emri ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir, isterse bedenin her cüzü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her cüzü ile görebilir ve işitebilir. Bunu nasıl yapar diye bir soru geldi. Onu cevaplamaya çalışacağız biraz. Şimdi fıtratla alakalı bir paragraf okuyacağım. Malumdur ki insanın şu sayfelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-i insanide bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Burada kader de bir başka bir şekilde izah ediliyor. Çok nokta var böyle. Ben hepsini de almadım. Fıtrat-kader ilişkisi. Şimdi netleşecek biraz. Fıtrat-ı insan bir mezra hükmündedir ki secayayı hasene ve temayülat-ı şeriye ile beraber taneler gibi desti kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv-i nema bulmak için bir suya muhtaçtır. Hevadan gelse şer taneleri neşv-i nema bulur. Şimdiki şu medeniyet-i habisenin heyeti içtimaiye verdiği tesir gibi fıtraten, çendan, hayır ciheti galiptir. Fakat sümbüllenmiş, semere vermiş, 10 çekirdek, 100 değil, 1000 kurumuş çekirdeğe galebe eder. İşte onun çaresi o babu fitneyi kapatmakla suyu hüda tarafından vermek lazımdır. Burada desti kaderle demişti. Fıtrat insan bir mezra hükmündedir ki secayayı haseneyi temayülat-ı şeriye ile beraber taneler gibi desti kaderle. Bu yukarıdaki paragrafta da ruh-i insanide bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara işaret vardır. Başka metinler de var bununla ilgili. Fıtratın, mesela kader manevi cihetle, kaderin yeri neresidir abi? Lef-i mahfuz. İnsanda nerede gözükür? Dimağda. Fakat fıtratın arkasında diyor. Kader aslında fıtrat içinde kader tarafından yazılan mektuplar var. Yok, fıtrat mı hilkatın arkasında, hilkat mı arkada? Onu o zaman ayırmamışsan, mesela hilkat demek halik-mahluk ilişkisi demektir. Kalem de hilkattır, deniz de hilkattır, güneş de hilkat, melaike de hilkat, ben de hilkatım. Ama ben onlardan imtiyazlıyım, ben kalem değil, deniz değilim. Yılan değilim, dağ değilim vesaire. Hılkat itibariyle eşitiz. Yaratılış itibariyle bir yaratıcıya muhtaç olmak hasebiyle hılkatta eşitiz. Yaratılmışız. Ama ben Hasan'ım o ağaçtır, o denizdir. Bu fıtrattır. Ben isem o da odur. Buna hılkat, fıtrat denilir. O zaman hangisi hangisini kapsadı? Hılkat kapsadı. İlkat kapsadı. Yani. Tekrar kapsadı. Anlatır mısın abi? Bir daha anlatayım. 20. mektupta şöyle geçiyor. Hilkatin en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Mesela şu dağlar bir yaratıcıya muhtaç. Güneş de, yıldızlar da, ben de. Yani mahlukuz. Mahlukiyet itibariyle diyor Mesnevi dostlar. Eşitiz. Mahlukat, mahlukiyet cihetiyle her mahlukla yaratılış itibariyle bir halika muhtaç olmak hilkattır. Eşitiz. Ama o dağdır, o denizdir ama ben insanım. Benim imtiyazlı kılan hırkatın içerisindeki fıtrattır. Fıtrat. Ben benim, o da odur. Bu fıtrattır. Bunu yazan kaderdir. İkisi de. İkisi de yazdı.
Kader de arkada hırkat geneldir. Orada yaratılış anlatılır. Hırkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Fıtrat, şahsiyet vermek. Kanun, namus gibi. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Yani beni ben yapan. Kader, arka tarafı bunun nizam, intizam, malum etme, şu diye tahil, nevamir tekbinin hulasasındandır. Ama vicdanı dedi ki, iradeden gelen evamili tekbiniye. Kader bunu da kapsıyor değil mi? Hasan abi bir yer okuyacağım, özür dilerim. Şimdi ne neyi kapsıyor? Biraz işler karışık. Şimdi akılla ilgili bir yer var. İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle vüsattedir ki ihatası mümkün değildir ve o kadar dardır ki iğneye mahal olmaz. Evet, bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor, bazen de alemi karpuz gibi eline alır ve kainatı misafir eten getirir. Akıl odasında misafir eder. Bazen de o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe çıkar ki vacibül vücudu görmeye çalışır. Bazen de küçülür, zerreye benzer. Bazen de semavat kadar büyür, bazen de bir katreye girer. Bazen de fıtrat ve hilkatı içine alır diyor akla. Şimdi normalde bizim bildiğimiz hilkat, sonra fıtrat, sonra da akıl olması lazımdı. Fakat akla öyle bir vüsat, bir genişlik vermiş ki, öyle bir alan. Vacibül vücudu görmeye çalışan fıtratı, hilkatı geçtik. Onunla akılla muhatap olmaya çalışan bir eşrefi mahlukatız biz. Yani sistem aslında birbirine mani olmadan birbiri içinde çalışıyor. Hangi kabiliyetin yüksekse, akıl kabiliyetin yüksekse, ki akılda demek ki bu program var. O program vacibül vücuda muhatap olmak istiyor. Ve fıtratı da, yani fıtratını da belki oraya götürüyor ki fıtratta da karşılığı olması lazım. Yani hangisi hangisi için almış? Hangisi hangisini cem etmiş, hangisi hangisine hakim, böyle bir şey yok. Birçok noktada Risale-i Nur'da buna benzer şeyler var. Mesela aklı biz dimağda, taakkulde bildik. Fakat vicdanda akıl zihnin içinde aktif. Sonra vicdandaki, zihindeki akıl vacibül vücudu zaten o sistem üzerinden görmek istiyor. Çünkü vicdan hüdanın merkezi olduğu için, hidayet alışverişi olunan yer olduğu için oradan muhatabiyetin oradan oluyor. Aslında dimağdan değil. Zihindeki akıl üzerinden. Yine şeyle ilgili, kader ve fıtrat ilişkisi. Onunla ilgili bir yer daha okumak istiyorum. Barla'da var bu. Asla şüphe ve tereddüdüm yoktur. Tabii, sevki tabii, tesadüfü değil. Hakiki, fıtri, sevki ilahi. Kaderi sübhani. Sevki tabii, tesadüfü değil. Hakiki, fıtri, kaderi sübhanidir. Kader bizim fıtratımız üzerinden. O zaman ben şöyle bir tahayyüle gidiyorum, tefekküre gidiyorum. Kader, Allah canibinde yazılmış, ezele ve ebede hakim olduğu için bizim bütün hal ve durumlarımızı eksiksiz bilen Allah'tır. Bizim için gayb olan şeyler ona gayb değil. Fakat bunu Allah Celle Celaluhu nereye yazdı dersek bunu fıtratta görebiliriz. Şimdi az önceki derste söylemiştiniz, burada da var. Fıtrat, bir hususi fıtratımız var. Eşrefi mahlukat olan tarafımız. Belki kaderimizdi de cem etmiş bu. Çünkü bizi sevki tabi olarak sevk eden, fıtrat üzerinden sevk eden bir kaderi sübhani görüyoruz. O cereyan edecek. Bir de bizim eşrefi mahlukat olmayan, belki bozarak, belki tahrip ederek, belki fıtratın özelliklerini akılla değişerek, tercihlerimizle değişerek, dimağla değişerek devam eden yine fıtri, yani fıtrata yeni yazılım. Fıtrata yeni yazılımlarımız. İnsan kendi fıtratını değiştirebiliyor. Dün akşam zaten Davut konuşmuştu. 40 gün bir meseleye odaklanırsa, konsantre olursa o noktadaki özelliklerini insan değiştirebiliyor. Hakiki, fıtri, sevki ilahi. Yani bizi sevk eden bir fıtrat var. Kaderi sübhanidir diyor üstad. Hilkatın mülk tarafı var mıdır? Yani mülk, bir gördüğümüz mülktür değil mi? Her şey mülk ve melekutu var. Şey denilen şey. İşte mülkü ve melekütü canibinden baktığımız zaman akıl mülküne mi taliptir onun? Yoksa melekütüne mi hakim olmak ister acaba? Akıl bir alettir, termometre gibidir. Termometre sıcaklığı ölçer, 6 santigrat derece gösterse, gidin elinizi sürün, öyle bir sıcaklık yok onda. Akıl sıcaklığı ölçüyor diye kendisi sıcak değildir. Akıl vacibül vücudu merak ediyor diye kendisi vacibül vücudu. Şimdi hocam, insan... Anladın mı biraz önce bir şey? Ya teyder, vacibül vücudu haddin aşar. Yani işte bir ayrı, yaratılış ayrı. Çanakkale karşı uyduyu görüyor diye
insandan daha keskin gözü var denilmez. Evet. Ali abi, bir de bu fıtrat çekirdeğin yazılımı desek, ağaçta o kader yazılımı diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Yazılım. Esas da benim zihnimdeki, tefekkürümdeki sistem. Sistemini söyle de altyapılarını sonra yap. Kader ilahi. Fıtrat olarak bizde görünüyor. Belki eğer insan cesedinde, bedeninde yazılan bir yer var mıdır bilmiyorum ama melekut olarak fıtrat kaderin yazılımıdır. Bizim eşrefi mahlukat olan fıtratımız. Herkeste olan bir fıtrat. Bir de cüz ihtiyarımızla fıtrata bizim müdahalemiz var. Ona da Allah müsaade etmiş. Açık evet hocam görünüyor da böyle pek konuşmadığımız için şimdi bana ilginç geliyor. Kader aynı zamanda hırkatın da arkasında. Fıtrat arkasında hırkat, hırkat arasında kader var. Kader her şeyi yatay etmiş. Olmuş olacak. Hepsini. Kader Allah'ın dışında yaratılmış şu 18 bin alemi yaratan, yapan Esma-i Hüsna'ların bütünselliğidir. Evet, şey diyor yani kader ve cüz-i ihtiyarı İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren. En geniş daire. Tabii hepsini içine alıyor. Evet. Ama yani bir cihaz bir şeyi merak ediyorsa, tanımlıyorsa, onu kapsamaya çalışıyorsa o değildir yani. Onu demek ki mesela Sakarya'ya hoş geldiniz. Tabelası Sakarya değildir. Yok, aklı... Ya akıl alet olması hasebiyle zaten cihazlık vazifesi. O fıtrattır. Evet. Neyi bilecek? Hırkatı bilecek. Üstünü bilecek. Evet. Bilme noktasında zaten Hasan abi. Evet. Şurada özür dilerim. Şunu aslında şu cümleyi okursak belki bildiğimiz yine cümle de. Hırkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billattır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Yine aklı öne verdi. Ama bu başka bir makamda söylüyor bunu. Yani akılsız vahiy kim anlayacak ki? Evet. O zaman doğuştan işte cennetlik oluyor ya. Fıtrat-ı asliye ile ilgili onların o hassas zevk-i tabiilerine ilham eden, yalnız onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvi muhitleri ve safi ve müstahid olan fıtrat asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur'an idi. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Bu niyet meselesi ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Hani bu zaten yine açık ifade ama bunu bir soru haline getirip namaza niyet ediyoruz, oruca niyet ediyoruz. Üstad buna zaten izah etmiş. O amelleri niyet ifsad etmiyor. Ben buradan şunu anladım Hasan abi. İkinci bir niyet derken esas da kaderin fıtrat olarak görünmesi. Biz kader yazılımını fıtrat programı olarak. Çok güzel. Evet. Onu kabul edersek esas da o Allah'ın niyetidir. Vicdaniyatın esası olan fıtratı ikinci bir şuur ve niyet o zaman inkıtaya uğratıyor. O zaman fıtratına uygun hareket etmemek, cüz-i ihtiyarıyla hareket etmekle o tabii olan, sevki ilahi olan, desti kader olan, hep böyle geriye atıfta bulunuyor. Hatta çok güzel de bir metin var onunla ilgili. Onu iki defa yazmışım. Fıtrat ile vicdan, ihtiyari emirleri, izdirari emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. Fıtrat ile vicdan. Evet. Gizli bir şeyin vücuduna. Evet. Şimdi kişi, tefekkürü sadeleştirelim biraz. İnsan fıtratını başka bir isim adı altında içinde bir his olarak bilse, vicdanını bilmiş olsa. Orada his seviyesinde hadiselerin cereyanına göre hissen o gizli eli, Üstadın dediği gibi tayin ve tabirine olan acz vücuduna halel getirmez demiş Üstad. Bunu tespit etmese de o gizli eli hisseder Hasan abi. Bu işte imansızlıktan kurtarır bu eğer ona müracaat etmiş olsa. Yani hissiyatında olan o memzuç nakışlar diyor ya.
onları gördüğü zaman, oradaki hadiseyi gördüğü zaman eli görmesine gerek yok. Gizli eli fark ederse, yani biz kadere sübhani dedik, kader dedik, üstad demiş. Onu fark ederse o hadiseyi tespitiyle beraber Allah'a iman eder. Hani siz demin dediniz ya, ipi çekiyorsun, ip gelmiyor önceki derste. İp gerginse orada ya ip bir yere bağlıdır ya da karşısında bir tutam var onu. Ama üstad müthiş kolaylaştırıyor benim işimi. Tayin ve tabirine olan acz vücuduna halel getirmez. Bu acayip bir kahramanlık abi. Bunu izah etmeye zorlasa bunu izah edemez. Onun için tayin ve mesela birçok noktada böyle şey yok. Üstad ispat edebileceği noktaları çok geniş izah etmiş. Ama bu noktada tayin ve tabirine olan acz. Her şeyi tayin ve tabir belki edemeyeceğiz. Bu bana büyük kolaylık sağlıyor. O zaman mesela tefekkürü derslerle veya mevcudat ayetinden aldığım hisle Allah'ı görmeme gerek yok ki gözümle. Allah'ı hissen biliyorum ben. Aklen tayin ve tabir etmek mecburiyetinde kendimi hisseder ararsam o sistemi, o bende burada olmayacak. O zaman yok hükmünde mi davranacağız? O yok vücuduna helal getirmediğini mevcudatta ben zaten görüyorum ya. Mevcudat ayeti Allah'ı görmeden iman etmektir. Biz bunu da burada da birçok noktada uygulayabiliriz. Fıtrat-ı insaniyenin garip bir hali, gaflet zamanında letaif ile havasın hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir, tefrik edemez. Fıtratta gaflet olabiliyor. Fıtratta olur. Evet. Hırkatta olmaz. Evet. Mesela şu ağaç hırkattır. Aynı zamanda da fıtrattır. Çünkü o ağaçtır, ben asanım. Yaratılış itibariyle eşitiz yani bu. Hırkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Hedavud. İman-ı billah'tır. Akla bakıyor. Sonra marifetullah'tır. İniyor aşağıya. Vicdana bakıyor. Mabetullah'tır. Yok. Evet. Vicdandaki hisse bakıyor. Mabetullah'tır. Sonra geçiyor. Lezzet-i Ruhani. Latife-i Rabbani'ye bakıyor. Vicdan. Üçü öyle. İman-ı billah. Akla. Marifetullah. Zihne. Mabetullah. Peki. Böyle dedik aslında iman-ı billahı irade yapıyor. Bu dört tane tamamlama vicdandır. Evet. Aklı olan vicdan şey irade yapıyor. İmanı irade yapar. İman-ı billahı o onaylar. Sonra ihtiyara söyler. Yani iman-ı billah vicdandaki irade. Marifetullah zihin. Mabetullah his. Muşahadetullah Allah'ı görmedi. Latife-i Rabbani yapıyor. Buna sari ifade. Lezzet-i Ruhani. Acayip bir şey değil mi? Namazdasın veya işte o vicdan, fıtrat şeyi seyrediyor. Neyi seyrediyorsa. Bir şey yapıyor ki vaz var. Neyi seyrediyor? Dedi ki ne seyrediyor? Kardeş dedi ki ne seyredi bizim vakıflarda? Vallahi ben böyle oturuyorum. Hiçbir şey yok. Namaza bir duruyorum ya. Bir derse katılıyorum. Bir namaz, bir tuhaf hal olmuyor mu? Bir şey olmuş ki olmuş. Bir şey olmamış en azından nedir bilmiyorum ama bir farklılık var mı? Niye böyle? Bir tuhaflık oluyor. Birisine bir şey olmuş ki nereden bildin bana yansıdı bu. Bende tanımlandı. Ha, o işte Latife-i Rabbani onun kendi sistemine göre müşahede etti. Hazır oldu, bizde huzur oldu. Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahedetullah. Bu cem işte bunlar hilkat. Sonra bende tanımlanması fıtrat. Ama kader arkada böyle. Zaten kaderin hariçte vücudu yok. İnsanın fıtrata malik olduğu camiyetin acayibindendir ki sani hakim şu küçük cisimde gayr-ı mahdut envai rahmeti tartmak için gayr-ı mahdut mizanlar vaz etmiştir. Şimdi ben asıl bu derste söylemek istediklerime yaklaştım. Merak ediyorum. Ve kesteti hacat vasıtasıyla hayvanda bulunmayan fevkalade bir tenevvü hissiyat, vicdan, camiyeti fıtrat içinde yine vicdan, kesteti makasıt ve vezaif vasıtasıyla imbisat-ı alat ve envağı ibadata müstahit, her bir tohuma cami istidadında ekser meratip peyda olmuş. Burayı da okuduk. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim yine. İşaretül İcaz 210'da. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı bütün kemalatının mebadisini tazammun eden âli bir fıtratla tasvir etmiştir. Ve bütün mealinin tohumlarına mezra olarak yüksek bir istidat,
ile halk etmiştir. Ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı 10 duyguyla teçhiz etmiştir. Ve bu 3 meziyet sayesinde bütün hakaiki eşyayı öğretmeye hazırlamıştır. Sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir. Burada mevcudattan kasıt kudrettir. Mevcudat ayeti. Değil mi abi? Donmuş. Esmalardır. Biz buradan anlıyoruz ki bizim mevcudat ayeti diyebildiğimiz nedir? Görünen eşya ve hadiselerdir. Bütün mahallenin tohumlarına mezra olarak dediğine göre Hazreti Adem'i burada ceset ve beden ile, manevi şahsiyet ile değil, ruhumuzdaki, latifemizdeki, dimağımızdaki, kalbimizdeki manevi şahsiyetimizden münezzeh olarak özellikle cesediyle düşünerek devam ediyorum. Beden ve ceset ile. Kemalatın mebadesini tazammül eden âli bir fıtrat. Bu bizim kalp, dima, ruh, letaifler, vicdan, fıtrat, kader, bunlar bize yüklenmiş programlar, yazılımlar. Peki bunda ceset yok mu? Hariç de mi ceset? Ceset de var. Cesedi de tarif ediyor. Mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan da. Mesela buradan anlıyoruz ki bu mevcudatın muhatabı da, mevcudat ayetinin muhatabı da vicdan. Ve vicdan içindeki vicdan esas da fıtrat okumalarımızın bir sebebi de vicdan enfüsünde fıtrat demek. Vicdaniyatın esası olarak tarif etti. Hatta fıtratın içinde de gizli bir el ve onu ben nasıl tarif ettim? Allah'ın niyetidir fıtrat. Eşref-i mahlukat olan insanın fıtratındaki yazılım Allah'ın niyetidir. İkinci bir niyet onun için inkıtağa uğratır. Allah'ın niyeti üzerine niyet olmayacağı için. Cenab-ı Hak, kendi görüşüm şimdi. Cenab-ı Hak, Adem aleyhisselamı âli bir fıtrata tasvir etmiştir ve bütün maalinin. Maal, şerefler ve yükseklikler demek. Aynı Allahu Ekber dediği zaman, Allah'tan başka büyük olmadığını iddia ettiği zaman daha başka bir şey demesine gerek olmadığı gibi. Maali dediğinde de en yüksek şerefler ve yükseklikler olarak, hariçte hiçbir şey bırakmayarak Allah'lık hakikati bu mahalin yani yüksekliğin, en şerefli yüksek makamın yeridir. Kabul ediyoruz. İman ettik buna. Allah'ın en yüksek meselesi, en şerefli meselesi nedir? Mahali dediğine göre ben kendi tefekkürümü sunuyorum. En yüksek meselesi yaratmaktır. Allah yaratır. Yani su ıslatır, ateş yakar. Allah da yaratır. Hasan abi sizin örneğiniz. Allah razı olsun. İnsan ise bu yüksek ve şerefli Allah'lık hakikatine nerede nasıl aynadarlık eder? Tahayyülde ediyor. Vicdanda ediyor. Nasıl ediyor? Tahayyülde, tefekkürde biçimlendiriyor, şekillendiriyor, kesiyor, doğuruyor. Sonra hayallerine iman ediyor, rüyasına iman ediyor. Çok kızdıysa sinirleniyor düşünürken. Kendini stresli hale sokuyor. Veya yine kendi enfüsünde ayeti yorumlayarak Allah'a imanını artırıyor. Bunlar melekut tarafında. İnsan bu yüksek ve şerefli Allah'lık hakikatine nerede nasıl aynadarlık eder? Yani Allah yaratırken insan sadece hayalinde mi yaratacak? Ne konuştuğumu biliyorum, silebilirsiniz bunları daha sonra. En cami geniş dairede aynadarlık edecek olan insan Allah'lığın bütün mealine, şeref ve yüksekliğine nasıl mezra olacak? Hasan abi, burada şuna bir açıklık getirebilir misiniz? Diyor ki Ali ne dedin, nereye aynadarlık yapıyoruz? Allah'ın Allah'lık hakikatine. İşte Allah'lık hakikatine hiçbir zaman biz muhatap olmuyoruz. Hiçbir zaman. Zata diyebilirsin. Yani zati sıfatlara ve zatına. Yanlış mı düşünüyorum abi? Ya kullandığımız kelimeler eksik veya yani sürçülisan olabilir. Tam kavramlara hakim olmadığımız için. Ama hani önermemizi öyle diyor. Diyor ki insan en yüksek cami fıtrata yaratıldığı için Allah'ın en çok ilgisini çeken, merkeze koyduğu, en çok meşgul olduğu, kendisine muhatap aldığı, konuştuğu insandır. O zaman insana mülkte veya melekütte fark etmez, Cenab-ı Hakk'a bir aynadarlık yapacak. Bunlardan bir tanesi Ramazan'dır mesela. Mülkte gözükürken aslında melekütte bir aynadır Ramazan. Melekütü bir şeydir. Kulü vallahu ehed, Allahu samed. Allah'ın samediyeti. Ne demek o? O hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaçtır. İnsan buna Ramazan'da yapıyor. Yemez, içmez, cinsel ihtiyaç hissetmez.
Bir de insana bir şey vermiş. Vücudu harici olması şart değil inşallah. Halikiyet vermiş. O da bir aynı. Allah deyince halk eden anlaşılır. İlk muhatap olduğumuz zaman Müslüman deyince hemen insanın kafasında bir iman olur. Allah deyince ilk önce, güneş deyince ışık olur. Ama ısı da var. Kimsenin aklına gelmez. Allah deyince halik demektir hemen. Halikiyeti aynı al. Ya bu sefer kişi fiilinin haliki Allah'tır. Halikiyeti nasıl aynı olacak? En zirvede bir imkan vermiş. Şeyde tasavvurunda, tahayyülünde değil mi? Tasavvurunda inkar yapabiliyor. Yani Allah'ın zıttı yok. Değil mi öyle? Yani adem-i mutlak var. Evet. Adem-i mutlak var. Allah yok. Allah vardır. Ama yok edebiliyor. Nerede? Kafasızın kafasında. Halik'i yapıyor mesela. Bu kadar yapabildi. Varı yok etti. Ön zirvede Allah'ı yok edebiliyor. Şu dağı görüyoruz. Ama ben silebilirim. Yok ettim. Evet. Denize dağları dikerim. Hayali. Onu da halk ettim. Ama kendi dünyada. Ya başka önemli değil ki. Bunu yaptım, yok ettim de tesirinden kurtuldum. Hayır. Bakın kendimi motive ederim. Psikoloji öyle değil midir abiler? Hasta değilken hasta eden vücut vermek değil mi? Vücut rengini verdin Adem'e. Öyle mi? Acillere gidenin %90'ı mıdır? Ustad diyor ki maddi hastalıkların ekseriyeti mutlakasıyla diyor. Ve mi hastalıklardır? Doktor bunu mesela. Yani önemli olan başkası için ben halk etmiyorum. Kendi dünyamda zaten bunları ben halk ediyorum, yok ediyorum. Varı yok ediyorum. Tasavvur da önemli değil ki. Vücud harici mevcut. Mevcut makamı değil. Okudun o oraya. Mevcut vücuda dönüşme. Peki vücudun haricisi mevcut bu. Ama vücudun mevhum vücutları da var yani. Mevhum vücutlar. İşte bu cihette aynadalık. Allah değil de Halik diyecekti. Halikiyetini en cami ayna. Ama yok arkadaş, ya nasıl bir ayna ki? Allah ya, ne demek Allah? Onu yok edebiliyor. Şurayı da okuyayım. Oku tabii. Ya lazım olacak. Şurayı bitireyim mi? Bismillah. Allah'lığın bütün mealine, yani yüksekliğine nasıl mezra olacaktır diye. Mezra değil, mazar mı? Mezra. Ben mezrayı özellikle kullanıyorum burada. Mezraya tohum ekiliyor ya. Ha, mezra, tarla. Yani zemin. Ha, mezra. Tamam. Orada bir şey. Tamam, şimdi anladım. Mezra olacak. Mealinin tohumlarına, o yüksekliklerin tohumlarına nasıl aynadar olmuş? İşte vicdan bu yönüyle. Ben vicdan derken fıtrat demiş oluyorum. Şimdi bir belki bir galat edeceğim. Fıtrat deyince hilkati de birlikte düşünüyorum. Şimdi tamam. Doğru metni bulamadım. Tamam. Yani fıtrat zaten vicdan olduğunu söylüyor usta. Fıtrat ve vicdan. Tamam. Vicdaniyatın esası fıtrat. Tamam. Fıtrat deyince de hilkat demek istiyorum. Tamam. Hilkat demek istiyorum. Anlarız. He. Merak ettim. İşte vicdan bu yönüyle, yani fıtrat, bu yönüyle mahlukatı en yüksek malin tohumlarına istidatlarıyla aynadarlık eden mevcudatı ihata ederek, hani vicdan mevcudatı ihata ediyordu ya. Tamam. Mevcut vicdan mevcudatı ihata ediyorsa haşa, o mezraya ekilen tohumu yeşertir. Yeşertiyor hayalde, zihinde, müşahedetullah'ta. Yani zihinde zaten var bu. Bu yükseklik ve aynadarlıkta en yüksek şerefe cevap vermesi için ben mülkte de arıyorum bunu. Mülkte var mı diye. Cesette var mı? Hani kalbin muayyen yerini göstermişti üstad. Kafanın muayyen yerini burası olarak göstermişti. Biz derslerde demiştik ki vicdanın cesette muayyen yeri yoktur. Yok. Şimdi bir metin var. Orayı okuduğumuz zaman acaba buradan çıkar mı diye. Onun hazırlığını yaptık buraya. Bu yükseklik ve aynadarlıkta en yüksek şerefe cevap veren bir sistem var mı diye baktık. Kalp gibi şey gibi, dima gibi. Vicdan mevcudatı ihata ediyor. Mevcudat kelamdır. Dimağın karşılığı olan vahiy mevcudat ayetidir. Vicdan mevcudatı ihata ediyorsa, vicdanın maddi alemde de maddi cinsinden külli olmuş bir vaziyeti olması lazımdır. Bu benim önermem. Olmazsa söküp atacağız. İnsan küçük kainat olarak, misali musaggar olarak maddi kainatı ihata eder. İnsanda mevcudatın ihatası maddi cihetle modellenmiş olması lazım değil mi? Madem misali musaggar, kainat insanı netice verdiyse, insanda kainatın netice vermesi lazım. Tamam.
bu kainatı netice veremeyeceğine göre insan nasıl bir netice veriyor? Ana rahmiyle veriyor. İnsan o kainatı, o külde, ana rahminde o tohumu yeşerterek netice veriyor rahimde. Her şeyin modeli var. Fıtrat ve vicdan da böyledir. Mevcudatın tohum ve çekirdek meselesi vicdan ve fıtrat üzerinden anlaşılıyor. Şimdi şurayı okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbinde nokta-i istimdat ve nokta-i istinad ile vicdanı beşer saniyeyi unutmamaktadır. Eğer çendan, dima tatili eşgal etse de vicdan edemez. İki vazife-i mühimme ile meşguldür. Şöyle ki, vicdana müracaat olunsa, kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi. Şimdi buradaki Türkçe yazım kurallarına göre virgülün önde veya arkada oluşu manayı biraz değiştiriyor. Ben bu meseleye cevap olsun diye ben burayı böyle anladım. Geri dönüp bakabilirsiniz. Böyle anlamayana da itiraz etmiyorum. Kalp vicdana müracaat olunsa, kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi, kalp gibi kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i saniye dahi, kalp gibi kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i saniye dahi, ceset gibi istidadı gayr-ı mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal, emel ve meyilleri muyulü müteşabiye neşri hayat eder. Lezzeti içine atar ve kıymet verir, bas ve temdid eder. Buradan benim anladığım şu oldu. Kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi, kalp gibi aynen vicdana müracaat olunsa diyor ya abi. Vicdana müracaat olunsa, kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi. Bu kalp bedenin aktarına, yani bedeni kanlandırıyor ya, hayatı taşıyor, oksijeni taşıyor. Kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i saniye, ceset gibi istidadı gayr-ı mahdude-i ihsaniye ile mütenasip olan amal ve muyulü müteşabiye neşri hayat eder. Cesede de bu şekilde hayatı vicdan, benim tarifimle, rahim dedik ama bu belki çekirdeğin çekirdeğidir. Esas da vicdan tüm bedendir demek lazım. Çünkü şöyle, neden? Çünkü ruh bizim lezzetlerimizi, acılarımızı, hislerimizi, mutluluklarımızı, etime bir şeyin değdiğini, ısındığını, terlediğini ruh nasıl anlayacaktı? Vicdan olmasaydı anlayamazdı. Çünkü onu da esas da metinde de o da var da. Yani vicdan şu cesettir. Evet. Vicdan cesettir. Bütün ceset. Çünkü cesedi hariç de bırakmıyor. Vicdan mevcudatı ihata ediyor diyor. Sonra lezzeti tarif ederken vicdanı kullanıyor. Lezzeti alırken verirken. Biz cesette lezzet almıyor muyuz? Allah razı olsun. Cesedin aldığı lezzeti biz dima üzerinden, kalp üzerinden almıyoruz ki. Vicdan üzerinden alıyoruz. Çünkü lezzetin mahalli vicdan değil mi? Şimdi karıştı o da. Çok açık bir metin aslında. Burada bir yerde var da. Bak zaten lezzetini içine atar ve kıymet verir. Bas ve temdid eder diyor. Bu vicdanı tarif ederken. Bu cesedin üzerinden ruha ihsas olunan, verilen bir sistem var. Biz bu, yani ben kendimdeki bu eksikliği gidermiş oldum. Çünkü bu 1-2 senedir böyle ara ara zihnime gelen bir şeydi. Metin arıyordum bunu çalışacak. Aslında güzel bir metin vardı. Onu bir haftadır arıyorum, bulamıyorum. Onu daha Muğla'dayken yazmıştım galiba diye çıkmadı ama burası çok şey yaptı. Artık hangi kelimeyle bulmuşsam. Ya şimdi fıtratın arkasında o gizli el var ya, fıtratın arkasında gizli el, tamam. Allah'ın niyeti. O sen aracısın, o her şeyi yapıyor sende zaten. Cesedinde yapıyor, ruhunda yapıyor. Şimdi onu yapacak, cismani cesedimde bunu es geçecek. O zaman sistem eksik kalıyor. Kalbin muayyen yerini belirlemiş, dimağın muayyen yerini belirlemiş. Belki diğer organları da takip etsek, onların da melekut aleminde bir karşılıkları olmuş olacak. Vicdanı böyle havada, yani tabiri caizse bırakmış olmaz zaten. Vicdan bizde fıtrat olarak, vicdaniyatın esası fıtrat. Onun da arkasında niyet, Allah'ın niyeti var. Şu cümleyi en başta okumuştuk ya, fıtrat ile vicdan ihtiyari emirleri ızdırarı emirlerden tefrik eden. Bunu şöyle düşünsek, haşa. Ana rahminde çocuk oluşuyor. Fıtrat ile vicdan ihtiyari emirleri ızdırarı emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. Ya yani bunu fıtrat ile vicdan yapmıyor, şehadet ediyor. Gizli birer ana rahminde o çocuğu yaratıyor. Ancak şehadet edebilirsin. Vicdan yaratmıyor ki. İşin sahibi var orada.
Bunu mülk olarak da anlayabilirsin, melekut olarak da anlayabilirsin. Tayin ve tabirine olan acz ve vücudunu halal getirmez. Tayin ve tabirine olan acz vücudunu halal getirmez demiş üstad. Tekrar okuyorum. Benim hoşuma gittiği için. Fıtrat ile vicdan, ihtiyari emirleri. Şimdi anne karnındaki çocuğun oluşumunda hücre olurken kimini dışarıda, kimisinde yapı taşı olarak kullanmıyor mu çocuğu bina ederken? İzdirari emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. Fıtrat ile vicdan. Orada sadece fıtrat ile vicdan. İki sahilde. Evet. Birlikte de kullanıyor. Birbirinin yerinde de kullanıyor. Tarif ediyor. Bakıyorsun ki fıtrat kaderi sübhanidir. O şey meselesinde de ikinci bir niyet, önceki niyeti inkıtaya uğratır dediği zaman o da Allah'ın ya var da söyleyeceğimizi söyledik. Bunu öz söyledi de ondan daha ileri söyledi. Bunu atmıyoruz Ali. Evet. Haşa. O ilmi şey müzakerelere atılmıyor. Çünkü uçuk şeyler zaten böyle neşunema bulur. Bunu koyuyoruz kafamıza. Ama şu anda biraz onu sen bile tam evet. Ben tartışılmasını istiyorum. Yani. Tabii tabii. O için getirdiğini biliyorum. Evet. Sen de ben de öyle. Ama tuhaf bir iş ya. Bir şey, intikal. Burada kalsın istersen. Tamam. El-Fatiha temassalam.